Eren'in yaşı, Seçil'in yaşının 3 katından 5 fazla. Seçil'in yaşı x derseniz, Eren'in yaşı 3x artı 5'tir. Eren ve Seçil'in 2 yıl sonraki yaşlarının toplamı demiş, 2 eklerseniz 3x artı 7. Seçil de x artı 2 yaşında. Bu ikisini topladığımızda 4x artı 9 eşittir 45. 9'u diğer tarafa attım, 4x eşittir 36, x eşittir 9'dur. Seçil bugün 9 yaşında. Eren 3 katından 5 fazla dedik. 9 çarpı 3'ten 27. 5 eklerseniz Eren'in bugünkü yaşı 32'dir. Cevabımız Edirne. Kerem'in yaşı Sedat'ın yaşının 3 katına eşittir. Sedat bugün x yaşındaysa Kerem bugün 3x yaşındadır. Sedat Kerem'in yaşına geldiğinde yani Sedat 3x yaşına geldiğinde bakın aradan kaç yıl geçer? 3x eksi x'ten 2 yıl geçer. Yani 2 yıl sonrasından bahsediyoruz. Aynı zamanda burada Kerem de yaşlanıyor. 2x yıl sonra 5x yaşında olacak. Ve yaşları toplamı 2x yıl sonra 5x artı 3x eşittir. 56'ymış. Sadeleşirse x eşittir 7'dir. Yani burada Kerem 3 çarpı 7'den 21 yaşında. Sedat da 7 yaşında. Yaşları farkı 21 eksi 7'den 14'tür. Cevabımız C şıkkı. Filizin yaşına F diyelim. Nilüfer'in yaşı da ne olsun? Filizin yaşı arkadaşlar 5 yıl önceki yaşı demiş. Filizin 5 yıl önceki yaşı F eksi 5'tir. Nilüfer'in 3 yıl sonraki yaşı da N artı 3'tür. Ve birbirine eşit oluyormuş. Demek ki eksi 5 diğer tarafa geçerse Filizin yaşı Nilüfer'in yaşından 8 fazla. İkisinin 2 iki yıl sonraki yaşları toplamı 40'mış. İkisi arkadaşlar 2 iki yıl sonra ne olur? F artı 2 ve N artı 2 yaşında olur. İkisinin yaşları toplamı 40 olacak. F artı neyimiz buradan? 4 çıkarırsanız 36'dır. F gördüğümüz yere N artı 8 yazarsak 2N artı 8 eşittir 36. N eşittir 14. Yani Nilüfer'in bugünkü yaşı 14'tür. Cevabımız da E şıkkı. Bir grup öğrenci var. Diyelim ki x tane öğrenci var. 2 yıl sonraki yaşları toplamı 84, 1 yıl önceki yaşları toplamı 18. 2 yıl sonra ile 1 yıl önce arasında 3 yıl vardır. 84 ile 18 arasında da kaç yaş vardır arkadaşlar? 66 fark vardır. Demek ki 3 yılda grubun yaşları toplamı 66 artıyor. 66'yı 3'e bölersek Demek ki grubumuzda 22 tane öğrencimiz var. Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 4 katına eşittir. Çocukları C1 ve C2 olsun yaşları farkına x derseniz annenin yaşı 4x. İki çocuğun yaşları farkı kaç yıl geçerse geçsin her zaman x'tir arkadaşlar değişmez. 5 yıl sonra annenin yaşı 4x artı 5'tir. Çocukların yaşları farkı yine x'tir. x'in 3 katından 12 fazlaymış. Eşittir 3 çarpı x artı 12. x'leri sol tarafa atarsanız 12 eksi 5'ten x dediğimiz değer 7'dir. Yani annenin yaşı 4 x'tir. 4 kere 7'den anne bugün 28 yaşındadır. Bir anne ile iki çocuğunun yaşları toplamı 42'dir. İki tane çocuk var. c 1 ve c 2 gibi. İkisini topladığımızda 42. 6 yıl sonra annenin yaşı çocuklarının yaşları toplamından 12 fazla. Çocukların yaşları toplamı bugün x ise annenin yaşı 42 eksi x'tir. 6 yıl sonra annenin yaşı 6 eklendiğinde 48 eksi x olurken çocukların yaşları toplamı x artı 6 değil de 2 tane kardeş olduğu için 6 kere 2'den 12 artacaktır. 6 yıl sonra annenin yaşı 2 çocuğun yaşları toplamından 12 fazla. Buna 12 ekliyoruz. 48 eksi x eşittir. x artı 24'tür. x'leri sağ tarafa atıyoruz. x artı x eşittir. 48 eksi 24'tür. Yani 24 eşittir. 2 x dersek x değerimiz 12. 2 tane kardeş var. Yaşları toplamı 12 olacak. Yaşları birbirinden farklı büyük çocuğun bugünkü yaşı en az kaçtır? Şimdi ikisinin yaşları toplamı 12 olacak. İkisi birbirine eşit olsaydı 6'ya 6 olurdu. Ancak bir tanesi daha büyük olduğu için büyük olan en azından 7 yaşında olmak zorunda. Cevabımız Denizli. Gökçe 3 yıl önce, Buket de 5 yıl sonra doğmuş olsaydı yaşları birbirine eşit olacaktı. Şimdi Gökçe 3 yıl önce doğmuş olsaydı arkadaşlar 3 yıl daha yaşlı olmuş olacaktı. Yani yaşı G artı 3 olacaktı. Buket'in yaşı da 5 yıl sonra doğduğu için 5 yıl daha genç olacaktı ve B eksi 5 olacaktı. İkisi de birbirine eşit olacakmış. Yani burada 3'ü diğer tarafa atarsanız Gökçe Buket'ten 8 yaş küçüktür. İkisinin bugünkü yaşları toplamı da 42. Yani G artı B eşittir 42. G gördüğümüz yere B eksi 8 yazarsanız 2B eksi 8 eşittir 42'dir. Buradan 2B eşittir 50. B yani bu ketin bugünkü yaşı 25'tir. Cevabımız da E şıkkı. Candan ile Yener'in yaşları toplamı bugün 28'dir. Candan'a C diyelim. Yener'e de Y diyelim. Candan Yener'in bugünkü yaşına geldiğinde yaşları toplamı 44. Yani Candan Y yaşına geldi. Demek ki Aradan y eksi c yıl geçti. Burada y eksi c yıl eklediğimizde Yener'in yaşı da 2y eksi c olacaktır. Bu ikisinin toplamı 3y eksi c eşittir. 44'tür. C ile y'nin toplamı ne demiştik? 28 demiştik. Dolayısıyla taraf tarafa toplarsanız c'ler gider. 4y eşittir 72. Sadeleştirirseniz Yener'in bugünkü yaşı 18'dir. Şimdi Yener 18 ise ikisinin yaşları toplamı 28 demiştik. Buradan Y Yeni 18 yazdığımızda Caner'in yaşı 28 eksi 18'den 10'dur. Cevabımız Bursa. Yaşları birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayılar olan 4 çocuk var. Yaşlarının ortalaması hangisi olamaz? İki basamaklı dediğine göre çocuklardan bir tanesi en az 10 yaşında, Diğerleri de 11, 12, 13 yaşlarında olabilir. 4 çocuğun burada yaşlarının toplamı 46'dır. Bize aritmetik ortalama dediği için yaşları ortalaması dediği için 46'yı 4'e böleriz. Ortalamamız en az 11,5'tir. Dolayısıyla 11 olamaz. 11,5'ten büyük olacak. Cevabımız da A şıkkı. Sema Mustafa doğduğunda Seray'ın bugünkü yaşındaymış. Şimdi Sema, Seray ve Mustafa diyelim. Burada arkadaşlar hepsinin ismini farklı yapalım. X, Y ve Z olsun. Mustafa doğduğunda dediğine göre Mustafa Z yaşındaysa arkadaşlar Z yıl önce Mustafa doğmuştur ve Sema burada X eksi Z, Seray ise Y eksi Z yaşındadır. Burada Mustafa doğduğunda Sema, Seray'ın bugünkü yaşındaymış. Yani Sema'nın yaşı X eksi Z eşittir. Seray'ın bugünkü yaşı bu da y'dir. Demek ki x eşittir. Y artı z. 30 yıl sonra Seray'ın yaşı demiş. Seray'ın yaşı 30 yıl sonra y artı 30'dur. Sema'nın yaşı x artı 30'dur. Mustafa'nın yaşı da z artı 30'dur. Seray'ın yaşı Sema ve Mustafa'nın yaşları toplamının yaşları farkının 6 katı. Seray'ın yaşı y artı 30. Buradan Sema ve Mustafa'nın yaşları farkı demiş x artı 30 eksi z artı 30'dan ne demiş arkadaşlar? 6 katına eşit olacak. Yani buradan 30'lar giderse x eksi z çarpı 6 y artı 30. x yerine burada y artı z yazabilirsiniz. Ya da x eksi z yerine direkt y yazabiliriz. y çarpı 6 eşittir. y artı 30. y'leri sağ tarafa atarsanız 5 y'miz 30 y'miz de 6. Yani Seray bugün 6 yaşında cevabımız da Bursa. Bir çocuğun yaşı babasının yaşının rakamları toplamına eşittir. 10 yıl önce babanın yaşı oğlunun yaşından 36 fazla olduğuna göre babanın bugünkü yaşı en çok kaç olabilir? En çok dediği için şıklardan gidelim. Diyelim ki babanın yaşı bugün 59. Çocuğun yaşını da bilmiyoruz. Çocuğun yaşı babanın yaşının rakamları toplamına eşitmiş. Yani 5 artı 9'dan 14'tür. Dolayısıyla aralarında bakın 45 yıl fark var. 10 yıl önce derse baba 49 yaşında çocuk 4 yaşında. Aralarındaki fark burada bakın 40'tır 36 değildir. Bunu eledik. Şimdi D şıkkına bakalım. Acaba 56 olabilir mi? 56. Burada 56'daki rakamların toplamı 5 artı 6'dan 11'dir. 10 yıl önce Baba 46 yaşında, çocuk 1 yaşında. Aralarındaki fark 45'tir. 36 değildir. C şıkkına bakalım. Baba burada 49 yaşında. Çocuğun yaşını bilmiyoruz. 4 artı 9'dan 13'tür. 10 yıl önce baba burada 39 yaşında. Çocuk 3 yaşındaydı. Aralarındaki fark 39 eksi 3 36 idi. Cevabımız C şıkkı. Umut'un doğum tarihini bilmiyoruz. Diyelim ki 19 AB şeklinde 1900'lü yıllarda doğan birisi olsun. 2005 yılındaki yaşından bahsedersek 2005'ten bu sayıyı çıkarırız. Doğum tarihinin yani bu sayının rakamları toplamından 6 fazlaymış. Artı 6 diyoruz. Şimdi burada çözümleme yapacağız. Bunu arkadaşlar şöyle yazabiliriz. 1900 artı AB şeklinde yazabiliriz. Buradan da Eksiyi içeriye dağıtırsanız 105 eksi AB eşittir. A artı B artı 1, 9, 6'dan 16. Şimdi 16'yı sol tarafa atalım. 105 eksi 16. AB sayısı 2 basamaklı sayıdır. Sağ tarafa atıyoruz. Buradan ne olur? 105 eksi 15 olsa 90, 16 çıkarırsak 89. AB sayısı 2 basamaklıdır. 10A artı B'dir. Düzenlersek. 11 A artı 2 B eşittir 89. Şimdi A sayısını bulmamız lazım. 8 verirsek 88. Geriye kalan 1 2'ye bölünmez. 7 verelim. 89 eşittir 77 artı 2B olur. Buradan 2B 12. B değerimiz de 6'dır. Yani doğum tarihimiz 1976'dan 1976. Bize burada 2020'deki yaşı sorulduğu için 2020'den 1976'yı çıkarırız. Cevabımız Denizli. Sena, Buse ve Ceren'in doğum tarihleri verilmiş. Ceren doğduğunda yani Ceren 0 yaşındayken Buse'nin yaşı annesinin yaşının %40'ına eşitmiş. Yani annenin yaşı 100 x ise Buse'nin yaşı 40x. Burada bakın ikisinin yaşları farkı 100x eksi 40x'tir. Bu da 60x'tir. Doğum tarihleri arasındaki yıl farkı 30 olduğu için 60x eşittir 30'dur. X dediğimiz değer 30 bölü 60 ya da 1 bölü 2'dir. Şimdi 1 bölü 2 derseniz burada annenin yaşı 100x 100 bölü 2'den 50 olacaktır. Buse'nin yaşı 40x bu da 40 bölü 2'den 20'dir. Yani burada Ceren doğduğunda Buse 20 yaşındaydı. Demek ki aralarında 20 yıl yaş farkı var. Ceren'in doğum tarihi de o zaman 2020'dir. Hangi yıl Buse ve Ceren'in yaşları toplamı annelerinin yaşlarına eşittir? Şimdi burada şıklardan gidebilirsiniz. 2050 yılında anne 80 yaşındadır. 2050 yılında Buse 2050 2000'den 50 yaşında. 20 yıl çıkarırsanız arkadaşlar burada Ceren de 30 yaşındadır. Yaşları toplamı annenin yaşına eşittir. Cevabımız da A şıkkı. Kaan babasına yaşını sorduğunda sen benim yaşıma geldiğinde benim yaşım senin şimdiki yaşının 7 katına eşit olacak cevabını alıyor. Kaan'ın yaşını bilmiyoruz, babanın yaşını da bilmiyoruz. Birine x diyelim, diğeri de y olsun. Kaan burada y yaşına geldiğinde babanın yaşı Kaan'ın şimdiki yaşının yani x'in 7 katına eşit olacak. Yani 7x olacak. Şimdi burada aradan geçen süre ikisi içinde aynı. Kaan x yaşından y yaşına geldi. y eksi x yıl geçti. Sonrasında baba y yaşındaydı. 7x'e geçti. Demek ki 7x eksi y, y eksi x'e eşittir. y'leri sol tarafa atalım. x'leri de sağ tarafa atarsanız y eşittir. Buradan 4x. Yani babanın yaşı çocuğun yaşının 4 katı. Bize yaşları toplamından bahsetmiş. x artı y eşittir. x artı 4x'tir. Yani aradığımız değer 5x'tir. 5'in katı olan bir şık olmalı. Cevabımız 55'tir.